Akit TV Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. 2018 yılının bu ilk gününde, pazartesi gününde yeni Türkiye'de karşınızdayız. Yeni Türkiye ile karşınızdayız. Bugün Yeni Türkiye programında yine çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Konuğumuzla 2017 yılı içerisinde gerçekten Türkiye'de halk olarak yoğun ve stresli zamanları yaşadığımız bir yıl geride bıraktık. Ama önümüzdeki yıllar çok mu rahat olacak bizim için? Hiç öyle olacağını zannetmiyoruz. Çünkü zaman ilerledikçe, Türkiye gücünü biraz daha pekiştirdikçe, etrafındaki gelişmelere daha duyarlı davranmaya devam ettikçe düşmanlarının sayısı da bir taraftan artıyor ve üzerindeki pres baskı da bir taraftan artıyor. O yüzden daha stratejik konuları masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum. O nedenle de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Mustafa Yıldız Hocam bugün stüdyo konuğumuz. Çok stratejik bir konuyu konuşacağız. Tarım konusunu konuşacağız. Şimdi tarım konusu neden stratejik derseniz, işte bu programda 40-45 dakika boyunca hocamla birlikte bunu değerlendireceğiz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Evet, 2018'e yeni girdik ve ilk programındayız. Evet. Tarım deyip geçiyoruz. İşte evimizde soframızda yediğimiz mercimeğidir, kuru fasulyesidir, domatesidir, evet, biberidir vesaire. Yakındığımız nokta pahalılık. Evet. İşte üretici bir taraftan yakın, ürettiğini yeterince paraya satamadığından şikayetçi, tüketici çok fahiş fiyatla bunları tüketmek zorunda kaldığından şikayetçi, ama iş bu kadar basit değil aslında. Evet. Yani 20. yüzyıl belki nükleer yüzyıl olarak anılabilir, nükleer silahların, nükleer gücün zirvede olduğu bir yıl, ama kuvvetle muhtemel bu yeni yüzyılda biyolojik silahların, yani gıdanın silaha dönüştürülmüş halinin yaşandığı bir yüzyıl olacak gibi. Bu en azından benim düşüncem, ama sizinle de program, evet, öncesi konuştuğumuzda bunu anlıyorum ki evet, gerçekten böyle. İsrail'in neden bu gıda konusuna, tohum konusuna bu kadar eğildiği, neden bu konuda ne diyelim piyasayı eline almaya çalıştığını, tekel olmaya çalıştığını, evet, tekel olmaya çalıştığını zannediyorum. Bu konuda daha net anlayabiliriz. Evet hocam, arz taleple başlayalım. Tarımın klasik sorunlarıyla başlayalım. Neden üretici de şikayetçi, tüketici de şikayetçi? Bunun bir orta yolu yok mu? Nasıl bulacağız? Nasıl üreticiyi de tüketiciyi de memnun hale getireceğiz? Evet, teşekkür ederim öncelikle. Şimdi konuya şöyle başlamak lazım aslında. Tarımda şu an yoğunlaşmış olarak gördüğümüz sorunların temeli ya da başlangıç noktası 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık bir maziye dayanmıyor. 20 yılı aşkın bir süredir üreticinin, çiftçinin ihmal edilmesi, kendi başına bırakılması, yalnız bırakılması tüm bu sorunları zincirleme birlikte getiriyor. Yani evet, plansızlığın neticesi. Kesinlikle plansızlığın neticesi. Belki de tarımın bir nebze ihmal edilmesi, öneminin göz önünde tutulmaması, göz ardı edilmesi diyebiliriz aslında buna. Evet doğru, bu herkesce bilinen sorunlar. Üretici memnun değil ettiği gelirden, ürettiği ürünü sattığı fiyattan. Son tüketici olan bizler pazarda, manavda neyse aldığımız ürünün fiyatından, fiyatının yüksekliğinden çok yakınıyoruz. Gelir seviyesini düşününce insanlarımız besin maddesine, tarımsal ürünlere erişmesi çok da kolay olmuyor. Şimdi bunun temel sebeplerinden bir tanesi üretimde plansızlık. İşte çiftçinin, az önce de zikrettik, tek başına bırakılması, yalnız bırakılması. Dolayısıyla plansız üretim. Burada yönetimin, idarenin, otoritenin çiftçinin yanında yer alması gerekiyor ki bir bu vizyondur. Siz bu üretim planlamasını yapmanız gerekiyor. Bu üretim planlamasını en küçük bazda çiftçiden başlayıp en yüksek bazda ülke gelirini, ülkeye varan geliri düşünecek şekilde planlamanız gerekiyor. Aşırı ürettiğiniz zaman fiyatlar alta vuracak. Bu sefer ürün belki çiftçinin elinde kalacak. Az ürettiğiniz zaman da
fiyatlar fahiş miktarda yükselecek. Yani aslında bir ekonomik sistem, klasik ekonomik sistem, arz talep meselesi. Arz talep dengesi. Siz talebi karşılayamazsanız, talebi karşılayamayacak seviyede arz oluşturursanız fiyatlar yükselecektir elbette. Dolayısıyla ne düşük miktarda arz, üretim, ne de yüksek miktarda üretim olumlu bir şey değil baktığınız zaman. Şimdi tabii sadece iç piyasa için düşünmemek lazım. Ürettiğiniz ürünü farklı piyasalara alternatif olarak sunabilmeniz lazım. Bundan gelir elde edebilmeniz lazım. Yani aslında tarımı yani da piyasalara oluşturmanız önemli lazım. Bir aktörü haline getirmek kesinlikle lazım. Kesinlikle. Tek başına değil. Öncelik içte insanımızın yeter miktarda kaliteli besin maddesine ulaşması, tarımsal ürüne ulaşması. Birinci ondan sonra elbette fazla ürettiğimiz ürünü ülkeye geri getirmesi amacıyla yurt dışına ihraç edebilmemiz konusu. Bu birincisi, sorunların en büyük temelinde bu yatıyor, üretim plansızlığı. Diğeri işte aracı durumu. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Yani işte tarlada üreticiden 1 liraya alınıyor. Bu hep konuşuluyor. Üreticiye de soruluyor. Tabii üründen ürüne değişebiliyor. Pazara geliyorsunuz, katlanıyor bu. Aracılar söz konusu. Aracılar kar koyuyor. Şimdi aracı nasıl olmayacak ya da aracıyı tamamen ortadan kaldırmak o lazım? O da çok enteresan bir sürü, değil mi hocam? Yani evet. Değil mi? Tarladan üretici getirip de pazara kendisi satacak hali yok. Bir yok, şekilde tabii. Bir aracı olmak kesinlikle zorunda. Yani arada mutlaka işte lojistiğini sağlayan, bunu son tüketiciye arz eden bir kesinlikle markettir. Aynen. Bunlar olmak, olmak zorunda. Olmak zorunda ama bütün bunları da bir plana, programa bağlamak lazım. Bir denetim altına almak lazım. Aracı sayısı ihtiyaçtan fazla artmaması lazım. Siz bu sayıyı artırdığınız zaman ondan ona hem üreticiden çok düşük ücretle alıyorsunuz ürününü, üretici tatmin olmuyor. Çok yüksek. Aracı fazla olursa hepsi evet kar koyacağında tüketici, yani son tüketici bizler yeter miktarda erişemiyoruz. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Dolayısıyla buna da bir düzenleme getirilmesi lazım. Bir kontrol getirilmesi lazım. Onun dışında kimi zamanlarda yaşadığımız başka bir sorun var. İçteki kara borsacılar belki de. Durum bu. Ayrı bir sıkıntı. Yani üretim olduğu halde, ürün miktarı olduğu halde bunları depolayıp pazara sürmemek suretiyle fiyatların artmasını beklemek, belli dönemlerde özellikle. Narenciye de özellikle yapılıyor. Oluyor, bakliyat da yapılıyor. İşte et süt ürünlerinde başka sorunlar var. Ama bu kara borsacıların gündemden çıkartılması lazım. Yani işte bayramlarda, seyranlarda hemen öncesinde biliyorsunuz fahiş miktarda yükseliyor bu dediğimiz ürünlerin fiyatları. Dolayısıyla bir de bu önlemin getirilmesi lazım. Temelde 3 sorun bazında tabii ki üreticinin sorunları tohumluktan başlıyor. Bütün tarımsal girdiler, mazottan tutun da efendim ilaç, gübre ve nihayeti pazarlamaya kadar geçen mevsim tüm bu şartları değil mi? O seraların ısıtması, ona harcanan kesinlikle para, o çok faktör bakın, var etkine. Bakın, şu bir gerçek. Dünyamızda insan nüfusu artıyor. Çevre kontrolsüz sömürülüyor. Bakın ocağın birinde 2018 yılındayız. Ülkemiz için konuşalım. Hala sıcaklık 8-10 derece. Normalde aslında yağışla birlikte ki yağışın kar olarak düşmesi gerekiyor aslında. Bu bizim için aslında çok tehlike arz ediyor. İnşallah böyle devam etmez. Bir an önce bu yağışlar gelir. Eğer böyle olursa 2018 yılı tarımsal üretimlerin arzı, talep karşılanması ve piyasası anlamında çok zor geçecek. Hem üretici açısından hem tüketici açısından. Dolayısıyla aslında tarımsal üretim çok riskli bir üretim. Üretici çok riskli bir şey yapıyor. Yani evet seranız vardır, sıcaklığını kontrol edebilirsiniz. Ama dış şartlarda iklimsel faktörleri kontrol edemezsiniz. Bir fırtına, bir hortum gelir, kompresörlerimizi mahveder. Dolayısıyla çiftçinin yanında olduğumuzu yönetim olarak işte Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı olarak, otorite olarak, devlet olarak yanında olduğumuzu hissettirmek lazım. Arkasında olduğumuzu hissettirmek lazım. Bu güveni ona vermek lazım.
yapacağımız sübvansiyonlarla, desteklerle de maliyetlerini düşürmemiz lazım ki çiftçi ürettiğinden, sattığında tatminkar bir gelir elde edebilsin. Aksi takdirde yine ekonominin kuralı, kim olursa olsun siz ya da ben kar etmeyeceğimiz bir işi yapmayacağımız için bir süre sonra bırakacağız. En büyük sıkıntılarımızdan biri de o hocam. Yani özellikle kırsal kesimlerdeki nüfus oranı gittikçe azalıyor. Yani tarımsal faaliyet yürüten insan sayısında, nüfus sayısında ciddi bir azalış var. Bakın bu nereye kadar sürecek değil mi? Yani şöyle, köyler boşalıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Kesinlikle öyle. 1923'lü yıllarda ülkemizin nüfusu 17 milyon civarında. Bunun %75'lik kısmı kırsal kesimde yaşarken, %25'lik kısmı şehirlerde yaşıyor. Günümüze geliyoruz. Ülke nüfusu 80 milyonu geçmiş durumda. Bir sürü göç aldık biliyorsunuz. İnsan sayımız arttı. Bu coğrafyada yaşayan insan sayımız belki 85 milyonlara yaklaşıyor baktığınız zaman. Tam tersine bir durum söz konusu. Kırsal alanda yaşayan nüfus %23'lerde, %24'lerde %76-77'lik bir kısım kentlerde yaşar durumda. Şimdi bir defa bu görünüşle sorunların çözülebilmesi mümkün değil. Ne tarımsal sorunlar çözülebilir, ne de büyük şehirlerin sorunları çözülebilir. Altyapı ve üstü yapıların sorunları çözülebilir. Çözülemez. Çözülemez. Hiçbir güç bunları çözemez. Yapılması gereken tek şey var. Göçü tersine çevirmek. Yani bu fahiş nüfusu, aşırı nüfusu, nüfus yükünü şehirlerden alıp kırsal alanlara tekrar bunun içinde aslında tarımsal üretimin karlı bir sektör haline getirilmesi lazım. Tatmin edeceksiniz. İnsanları, tarımsal üretimle uğraşan üreticilerimizi, çiftçi kardeşlerimizi bulunduğu yerde tatmin edeceksiniz, memnun edeceksiniz ki o da mutlu olsun. Ne işim var benim şehirde bu kalabalıkta, bu kirlilikte, bu keşmekeşte? Kazanıyorum demesi ben lazım. Toprağıma gideyim, burada rahatım, üretiyorum ve mutluyum demesi lazım. Kesinlikle böyle. Aksi takdirde bu sorunların çözülebilmesi mümkün değil. Yani aslında hocam parmak bastığınız gibi bir yıllık ya da iki yıllık işte bu yıllık şu kadar hububat, bu kadar narinciye vesaire planı da değil. Çok uzun vadeli planlar yapmamız gerekiyor aslında nüfus artışına kesinlikle göre. Kesinlikle öyle. Çünkü kuraklık denen bir şey var, zaman zaman belli yıllar aralığında çok ciddi mevsimsel sıkıntılar yaşanıyor hocam. Bir kuraklığa denk geldiğiniz zaman stoklarınıza yeterli miktar ürün olması lazım. O kadar çok şey var ki aslında bunu sadece üretimin maliyetleri vesaire olarak görmek de yanlış. Bunu stratejik bir plan dahilinde. Mesela bizim kırsalda çok fazla atıl arazilerimiz var hocam. Evet. Ben de hani köyde doğup belli bir yaşa kadar köyde yaşamış bir insanım. O kadar böyle ağaçsız, böyle boz toprak derler köy yerlerinde arazi var ki. Evet. Buralar mesela ağaçlandırılsa, çeşitli meyve ağaçlarıyla donatılsa. Ne güzel olur. Belki dünyanın birçok ülkesine ihraç edebileceğimiz tarımsal ürünler, bitkisel ürünler olacak. Tarlalar mesela o kadar küçük, bir iki dönümlük tarlalar haline gelmiş nesilden ekonomik nesile. Ekonomik üretim mümkün değil. Miras yoluyla bölüne bölüne o kadar şey hale gelmiş ki o tarlaların arasında o tırman dediğimiz tarlaların kime ait olduğunu bölen minnacık alanları hesaplasak belki bir köyde 300 dönüm 500 dönüm alan çıkacak haline geliyor. Evet. Yani biraz da mantığı değiştirmemiz gerekmiyor mu hocam? Evet. Yani bireysel böyle birkaç çocuğuyla bir ailenin kendi başına ürettiği şeyden ziyade kooperatifler ya da çiftçilerin böyle bir araya geldiği, daha büyük işte tarlaların daha büyük alanlar halinde işlendiği, ziraat mühendisleriyle takip edildiği, çok profesyonel bilimsel yöntemlerle ne bileyim sulamalarının yapıldığı, böyle altyapısının mükemmel hazırlandığı, planının programının 3-5 yıllık bir öngörünün hazırlandığı bir çalışma zannediyorum tarımda bizi birkaç nokta daha ileriye götürecek gibi. Evet, ne dersiniz? Kesinlikle size hak veriyorum. Şimdi bunları üzerinde biraz konuşalım ve açalım konuları. Şimdi bir defa sağlıklı bir nesil, sağlıklı genç nüfus bir ülkenin geleceği. Siz bu nüfusu
sağlıklı beslemek zorundasınız. Yani sadece besin maddesi miktarındaki yeterlilik değil, kalitesi de çok önemli. Kaliteli besleyeceksiniz. Bugün geldiğimiz noktada birçok sorunumuz var tarımda. Elbette otoriteler bu sorunları çözmek için belli adımlar atmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu görmezden gelemeyiz. Fakat bu planların, projelerin çok uzun vadeli yapılması lazım ve kalıcı olması lazım. Şimdi siz de az önce söylediniz, arazilerimiz miras hukuku nedeniyle bölünmüş durumda. O küçücük arazilerde siz tarımsal faaliyet yapmaya çalışıyorsunuz, ekonomik faaliyet yapmaya çalışıyorsunuz, bu mümkün değil. O zaman çok özür diliyorum hocam, unutmayın söyleyeceğinizi, şu mesela aklıma geldi. Yan yana tarlası var, köy yerindeki iki köylü işte vatandaşımızın. Çok yakın evlerde oturuyorlar, arası 100 metre, tarlaları da dip dibe. Evet. Üç kişi traktöre doluşuyor, şeyini alıyor, o kendi traktörüyle gidiyor aynı tarlaya. Evet. Diğeri de iki üç kişiyle kendi traktörüne, romorkuna biniyor ve gidiyor. Evet. Halbuki aynı yere gidiyorlar, çapa yapacaklar. Tek traktör kullansalar çok rahat yetecek zaten oraya gidip gelmeye. Böyle biraz da bir zihniyet aslında değişimine, dönüşümüne, böyle bir tasarruf. Kesinlikle. Mesela tarımsal aletler, zirai aletler, bunları alırken, kullanırken ortak kullanılabilmeli. Çünkü biz bunların motorlarına, birçok zirai alete şuraya buraya para ödüyoruz. Kesinlikle. Ve çoğunluğu da yurt dışından ithal geliyor. Değil mi hocam? Kesinlikle haklısınız. Bakın onu söylemeye çalışıyorum zaten. Handikaplarınız var zaten tarımsal üretimde. Belli olumsuzluklarınız var. Bunu avantaja nasıl dönüştürebilirsiniz sorusunun cevabını arıyoruz biz aslında. Evet. Bunlardan en önemlisi tarım arazilerinin parçalanmış olması, küçük olması. Ve siz de söylediniz, herkes de biliyor zaten aslında bunu. Burada ekonomik üretim nasıl yapılabilir? Burada ekonomik üretim ancak birlikte olmakla, bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığıyla bir araya gelmekle, bir başka ifadeyle kooperatifleşmekle yapılabilir. Evet. Kooperatifler altında siz birleşeceksiniz. Dolayısıyla tarımsal girdilere ulaşmada kooperatif altında daha güçlü bir yapıyla üreticinin bireysel olarak maliyeti düşecek. Değil en basitinden bir köye arazisini düşündüğünüz zaman neden 20 tane traktör olsun? Belki 3 tane traktör, kooperatif bünyesinde sahip olunan 3 traktör bu işi görüyorsa, benim traktörüm ya da işte onun traktörünün önemi yok. Bu bir ekonomik faaliyettir. Dolayısıyla güç birliği yapmak gerekiyor ki bizler ekonomik bir faaliyet yürütebilelim, tarımsal faaliyet yürütebilelim. Bunlardan bir tanesi. Stratejik konular. Tabii burada öncülüğü hükümetler yapması gerekiyor. Ki çok güzel örneklerimiz var. Bugün kooperatiflerle nereye gelinebildiğinin örnekleri var ülkemizde aslında. Konya'da mesela işte Konya Şeker. Konya Şeker'in ne olduğunu. İsmini ondan vermekte bahis yok çünkü Türkiye'de yok, şu anda evet. Değil mi? Aynen çok ciddi öyle. Tarımsal üretim yapıyorlar. Öyle. Yapıyorlar. Oradan doğan torku. Değil mi? Üreticiden her alanda üretim yapıyor. Hı-hı. Sağlıklı üretim yapıyor. Bu bireysel bir kuruluş değil. Ya da bir devlet kuruluşu değil. Binlerce çiftçinin bir araya geldiği bir kooperatifleşme sonucu olmuş. Yeter ki düzgün yönetilsin. Kooperatif çatısı altında toplansın. Neler başarılabildiği görülüyor işte. Bakın dünyaya meydan okuyor. Kalitesiyle, üretim çeşitliliğiyle, ucuzluğuyla, son kullanıcıya sunduğu avantajıyla. Yani bunları indüklememiz lazım, bunları desteklememiz lazım, bunları uyarmamız lazım, teşvik etmemiz lazım. Çok önemli. Hocam vaktimiz de aslında sınırlı. Şu mesele önemli. İsrail'e ikiye bire girip duruyoruz, mecbur kalıyoruz aslında. Çünkü dünyanın en önemli meselelerinden biri, çıban başı yani öyle diyeyim, dünyanın başına bela bir milletten bahsediyoruz. Bunlar sadece silahlarıyla, ne bileyim farklı tür ellerinde bulundurdukları imkanlarıyla değil. Mesela tohum, İsrail'in özellikle üzerinde durduğu, böyle stratejik alan olarak belki birinci sıraya koyduğu bir mesele.
Evet. Ve bugün zannediyorum dünya genelindeki bu tohumculuk faaliyetlerinde çok önemli bir konuma sahip İsrail. Doğrudur. Bildiğim kadarıyla. Doğrudur. Hibrit tohum üretiyorlar. Sattıkları bir tohumdan ikinci yıl yani onun ürününü yeniden tohuma dönüştürerek bir ürün elde edemiyorsunuz. Kısırlaştırılmış tohumlardan yetiştirilmiş salatalıklar, domatesler, bunları tüketiyoruz. Neden? Çiftçimiz üretimi daha fazla olduğu için, getirisi daha fazla olduğu için bunları tercih ediyor. Ama çok büyük bir aslında şeyle de karşı karşıyayız, tehlikeyle. Evet. Bir zaman gelir de bizim kendi yerli ektiğimiz tohumdan, onun ürününden, daha sonraki tohumlarından bunlar ortadan kalkar. Piyasa İsrail malı tohumlarla artık çepeçevre kuşatılmış olur ise. Evet. Artık bu bir silah haline dönmüş olacak değil mi? Kesinlikle. Size füze atmasına gerek yok. Tohum vermediği zaman sizi zaten çökertmiş oluyor. Evet. Yani o biyolojik evet. silah dediğimiz aslında gıdanın silah gibi kullanılması meselesi. Halen domates tohumlarının büyük bir kısmını İsrail'den mi alıyoruz hocam ya da salatalık tohumunu? Şimdi buna ilişkin bir şey var mı istatistik araştırma? Bu konuyu şöyle açıklamaya çalışayım. İsrail olsun Amerika olsun. İsrail bize yakın olduğu için coğrafi anlamda ve belli konularda ön plana çıktığı için İsrail örneğini veriyoruz. Aslında onlar üzerine düşeni yapıyor. Biz üzerimize düşeni yapmıyoruz. Karşı tarafa. Sorun orada değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bakın savaşların büyüğü tankla, topla, silahla yapılmaz. Savaşın büyüğü kalemle yapılır, bilgiyle yapılır, bilimle yapılır. Bugün İsrail tarımsal anlamda o küçücük arazide, küçücük toprak varlığında dünyaya meydan okuyorsa, bunun tek sebebi var. O da nedir biliyor musunuz? Bilime, bilgiye verdiği önem. Şimdi tohumculuk konusunda yapmamız gereken çok şey var. Aslında son 5 yılda çok da yani İsrail başta olmak üzere belli ülkelerin tekelini kırma yolunda önemli adımlarımız var. Tohumculuk bankası kuruldu. Kesinlikle. Yani bir sürü özel şirketimiz var. Özel sektör bu konuda çok atılımlar yapıyor. Keza devlet araştırma enstitüleri olsun atılımlar yapıyor. Yeterli mi konusunda tartışmak lazım belki. Önlerinin açılması lazım ki İsrail gibi büyük rakiplerimizle biz daha kolay rekabet edebilelim. Elbette bu şekilde devam ederse ya da bilimsel gerçekler, bilimsel çalışmalar, üniversitedeki akademik çalışmalar göz ardı edilirse çok basit yine matematik kuralı. Birim alandan 200 kilo değil de 500 kilo elde edilebilmesinin yolu nedir? Yeni çeşit geliştirmektir değil mi? Evet. Bunu da bilimsel çalışmalarla yapabiliriz. Islah, bitki ıslahı dediğimiz şeydir bu. Klasik ıslah olabilir, modern ıslah olabilir. Önünü açmak lazım. Dolayısıyla İsrail stratejik davranıyor. Kartel olmaya çalışıyor. Tek el olmaya çalışıyor. Tohumculukta herkesi kendine bağlamaya çalışıyor. Yüksek fiyatlarla tohum satıyor. Normalde nedir yetiştiricilikte çiftçimiz, üreticimiz aldığı ürünün hasat ettikten sonra bir kısmını ertesi yıl için evet. saklar değil mi? Saklar. Budur genel temayül. Belli ürünlerde her ne kadar sertifikalı tohumluğun her yıl almasını bizler önersek de buradaki örnek farklı. Saklar. İşte adamların yaptığı teknoloji, terminatör teknolojisi diyoruz biz buna. Ne hocam? Terminatör teknolojisi. Siz de az önce söylediniz. Ertesi yıl ürününüzü elde ediyorsunuz. O üründen tohumluk olarak ayırıyorsunuz. Tohumunuz var elinizde. Fakat tohum çimlenmiyor. Çimlenip yeni bitki geliştirmiyor. Ne yapıyor adam yeni bu şekilde? Yeni tohum almak zorundasın. Ha, yine İsrail bir firmanın kapısını çalmak zorundasınız değil mi? Dolayısıyla meydanı boş bırakmamak lazım. Bakın tohumculuk sektöründe yapılan çok iş var. Ama önünün açılması lazım. Bilimsel çalışmaların desteklenmesi lazım. Ki onlarla baş edebilelim. Son 2,5 dakikamız kaldığını çok söylüyor çabuk, yönetmen evet. arkadaşımız. Hocam, tarım sadece öylesine işte yediğimiz bir üründen ibaret değil. Ben bu belki benim fikrim. Ama son yıllarda mesela özellikle son belki 20 yılda
kısırlığın toplum içerisinde evlenen ailelerdeki kısırlık tedavisi görenlerin sayısının artması, kanser vakalarının bu kadar çok artması, daha sağlıkla ilgili birçok problemin temelinde ana sebeplerinden bir tanesinin yediğimiz yiyecekler olduğunu düşünüyorum hocam aslında. Evet. Yani eğer bir hastalık kapıyorsak da kuvvetle muhtemel bu tükettiğimiz gıdalarla ilgili bir şeydir. Evet. Ve İsrail gibi zihniyete sahip bir ülkenin de dünyayı kendisine köle gören, kendisini dünyanın efendisi gören sapkın bir anlayışın da her türlü fırıldağı çevirebileceğini, gıdayı bile bir silah olarak, biyolojik silah. Evet, bir toplumu yok etme aracı olarak, bir biyolojik silah olarak kullanabileceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden çok stratejik bir alan dedik. Tarımı belki de çok daha farklı yönleriyle ele almamız lazım hocam. Bu program yetmeyecek. Kesinlikle ama çok daha bir süre. Daha farklı vesilelerle inşallah bu konu üzerine duracağız. Son birkaç cümlenizi de alalım. Şimdi şöyle, evet doğru söylüyorsunuz. Kanser vakası, kısırlık vakası, yani olumsuzluklar hastalık anlamında, insan sağlığı anlamında şu anda toplumumuzda artmış durumda. Geçmişle kıyasladığımızda doğal besinlerle beslenemediğimiz bir gerçek. Daha çok kimyasalın kullanıldığı, ilaç olsun, gübre olsun, besinlerin üstünde, ürünlerin üstünde kalıntıların kullanıldığı çok şey var. Onun dışında evet belli şeyleri burada elbette bizim de içimizde sakladığımız belli gerçekler var. Yani gıdanın bir biyolojik silah olarak modifiye edilebileceği konusunda şeyler var. Şüpheler var belli bulgulara, belli gözlemlere dayanan bizim içerisinde. Ama bizatihi direkt şu kişiyi ya da zümreyi ya da ülkeyi suçlamak doğru olmayabilir burada. Fakat uyanık olmamız lazım. Kesinlikle. Lazım, en önemli. O teknolojiyi biz elimizde tutmamız lazım. İpleri onların eline vermememiz lazım. Bu da tekrar söylüyorum. Yani ne üreticiyi tek başına bırakacaksınız, ne de tarımsal alanda çalışan, bilimsel araştırma yapan insanları tek başına bırakacaksınız. Ancak böyle sorunların hakkından gelebiliriz diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Önemli ben bir konu ele aldık. İnşallah tabii bu tek bir programda bitirilecek bir mesele değil. Bununla ilgili daha birçok program yapacağız. Teşekkür ediyorum hocam. Ben son bir söz olarak ülkemin başta olmak üzere tüm insanlığın 2018 yılını kutluyorum. Sağlık, huzur, barış getirsin inşallah. Çünkü aynı teknedeyiz. Farklı milletten olabiliriz. Aynı gemi içerisindeyiz. Dolayısıyla birbirimize husumet beslemeye gerek yok. Umarım bize hayırlar getirir 2018. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, 2018'in bu ilk Yeni Türkiye programında haftanın da ilk gününde birlikte olduk. Aslında bu sıcak gündemden biraz daha farklı, genel manada ele alınması gereken bir konuyu dile getirdik ama stratejik olarak çok önemli bir konuydu. Daha sonraki yayınlarımızda inşallah bu konunun üzerine daha farklı konularıyla eğilmeyi düşünüyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. 2018'in bütün milletimize, İslam alemine, Müslümanlara huzur, barış, sağlık getirmesini bizler de temenni ediyoruz. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar diliyoruz.